I need these pieces, gentlemen. The compilation you can tell me will be the file along with all files included in the file. Bu compilation you can tell me. Dolayısıyla 30 satır diye bildiğim bir dosya esasen compile dediği zaman 20.000 satırlık bir dosya haline gelebiliyor. Compilation unit bu. Dosya include ettiği tüm dosyalar, oranın include ettiklerinde include bir hepsi var. Bu bir compilation unit oluşturuyor. Unnamed namespace de her bir compilation unit'in, her bir dosyanın değil, ben bazen dosya falan diyebiliyorum ama her bir dosyanın değil, her bir compilation unit'in bir tane unnamed namespace'i var. Tamam mı? Aynen bir namespace yapıyormuş gibi yapıyorsunuz ama isim vermiyorsunuz. O nedenle adı isimsiz isim uzayı. İsimsiz uzayı unnamed namespace. Ve bu isimsiz isim uzayının içerisinde yer alan tüm dosyalar, sınıflar, değişkenler her neyse onlar sadece o compilation unit'e lokal oluyorlar. Dosya değil de compilation unit içerisinden görülebiliyorlar sadece. Unnamed namespace to keep things local. Eğer sadece o compilation unit içerisinde tanımları kullanması istediğiniz fonksiyonlar, sınıflar falan varsa bunlara unnamed namespace'e koymak en güzeli. Bizdeki örnekte de zaten öyle yapmışlar. Demişti ki, gösterelim bunu. Şuradan. DTimeH. Burada gördüğünüz gibi Digital Time, Namespace, Digital Time Switch'i yaptım burada kendim. Include'larımı yaptım. Using direktiflerim var. Using declaration'larım var orada. Bakın burada gördünüz mü? 3 tane şey vardı ya fonksiyon. Onlar burada yok. Burada olmadığına göre global yapacak ama global yapmak kötü bir şeydi. Niye? Çünkü başkaları da kullanabilirdi. O adam ne yapacak? Onu tutuyor, onu gidiyor. Onu gidiyor. Şeyin içerisinde bunun içerisinde unnamed namespace'e koymuş. 12. satırdan başlayalım. Digit date ve read minute ve read hour. Bunların üçü de sanki globalmuş gibi ama global gibi de değiller esasında. Niye? Çünkü unnamed namespace içerisinde kurulmuş. Yani bundan başka bir compilation unit içerisinde görülemezler. Müşteri buna erişemez. Niye? Müşterinin bu compilation unit'e erişme imkanı yok. Çünkü bu benim DTimeCPP dosyam. DTimeCPP dosyamı müşteriye vermeyecek. Müşteri yalnız using namespace DTimeSwitch diyerek DTimeSwitch'in içerisindeki şu fonksiyonları çağırabilir. İçeriğini görmez ama çağırabilir. Şunu çağırmasının imkanı yok ama. Bunu çağırmasının DigitalInt, ReadMinute falan çağırmasının ReadHour'ı çağırmasının imkanı yok. Sadece DTimeSwitch namespace'in içerisindekileri çağırabilir. Advanced gibi, getMinute gibi fonksiyonları çağırabilir. Nasıl kullanıyorlar bir bakalım. Bir dakika şu nasıl kullandığını gösterdikten sonra söyle. Bakın burada unnamed namespace'in içerisinde diğerinde ReadHour diye bir tane şeyim vardı. Hatırladınız mı? Bakın şurada. ReadHour. ReadHour diye bir tane 41. satırda fonksiyonum var. Bu adam da sırf bunu göstermek için tamam mı? ReadHour diye bir tane 7. satırda global bir fonksiyon yazıyor. Tamam mı? Global bir fonksiyon yazıyor. Hocam yani şey göstermek için yazmışsın yani gerek yok. Niye? Yani ReadHour'ı deklare etmeye gerek yok değil mi? Bunun ondan farklı işte. Bu compile aslında sizi almayacak. Bak 7'de bunu yazdı. Tamam mı? 7'de bunu yazdı. 38'de bunu implement etti. Çalışıyor bu. Onda problem yok. Ama bu ReadHour'la o ReadHour'ın bir alakası yok. Bu ReadHour nerede bu ReadHour? ReadHour hangi namespace'de? Global namespace'i değil mi? Main de global namespace'di ama diğer takip ReadHour başka bir compilation unit'in içerisinde kaldı. Bu ReadHour'un yaptığı, şuradaki ReadHour'un yaptığı klavyeden işte iki tane karakter okuyor. İşte 0, 2 gibi, saat 2 demek o. Tamam mı? Onları okuyor. Ondan sonra bir tane şey okuyor. 2 nokta üst üste okuyor. Sonra yani İki hane saat, iki nokta üstü iki hane de şey okuyor, dakika okuyor. Saat okumak için bir fonksiyon yazdım burada. Güzel ayarlamalarını falan yapıyor. Bu ReadHour'un görevi bu. Ama buradaki ReadHour'un görevi, bakalım. Buradaki ReadHour'un görevi, the hour. Let's play the game. Let's pretend the hour just has changed. You may write midnight as... Tamam, saati okuyor sadece. Bir tane saat okuyor. 0 ile 24 arasında bir rakam okuyor.
bir tane integer misal yapalım. Tamam mı? Bunu okuyor. Yani readR demek çok basit bir tane fonksiyon. Ekrana bir şeyler yazıyor, bana bir tane integer ver diyor. Bunu yapmış. Tamam mı? Bu readR global bir fonksiyon ve diğeriyle karışmıyor. Diğerini kullanmanız imkan yok. Diğerini kullanmak için ne yapmanız lazım? Using namespace bir isim vermeniz lazım. Adam ismi yok ki isim veremezsiniz. Değil mi? İsmi yok. Kaldı ki eğer şunun içerisinde, bu şu dosyanın içerisinde bir unname namespace yapmaya kalkarsanız bu unname namespace de diğer dosyanın içerisindeki unname namespace birbirinden farklı oluyor. Neydi? Her compilation unit'inin bir tane kendine özel, sadece kendisinin görebileceği bir unname namespace var. Global namespace bir tane. Unname namespace kaç tane? Compilation unit sayısı kadar. Şey doğru mu peki? Projemin içerisindeki CPP dosya sayısı kadar unname namespace'im vardır. İfadesi doğru mu? Evet. Doğru olabilir. Doğru. Çok büyük ihtimalle doğru. Hangi durumlarda olmaz? Ne dedim bakın. Projemin içerisinde 5 tane header dosyam var. 6 tane de CPP dosyam var. Bütün implementation'ları tek namespace'in içine yazdıysa CPP dosyasında belki olmayabilir. Ne? Öyle nasıl yapabilir onu? Her şey namespace'in, isimli bir namespace'in içine yazdıysa. Ben ne diyorum, söylediğim şey şu. Dosyamda, projemde 6 tane CPP dosyam var, 5 tane header'ım var. Diyorum ki buradaki unname namespace sayısı 6'dır diyorum. Çünkü 6 tane compilation var. İşte hocam mesela bir tane CPP dosyasında bütün implementation'ları tek bir namespace'e yazdıysa. Ama hepsini ayrı ayrı compile etmen lazım onları yine. Her bir compilation unit'inin, tamam mı? Her bir compilation unit'inin bir tane unname namespace olması lazım. O altı dosyanın her biri de, tamam mı? Altı dosyanın her biri de GTO namespace'ine katkıda bulunuyor olabilir. Bir tane GTO namespace olabilir. Ama yine her bir compilation unit'inin kendine özel bir unname namespace olacak. Unname namespace olacak. Sanki her bir dosyanın kendine özel bir yeri varmış gibi düşünebilirsiniz bunu düşünmek istiyorsanız. Daha doğrusu ama her bir compilation yönetimi kendine özel bir yeri. Tamam. Çok da tamam değil gibi dur. Yani anlamalarız mı ya? Yok ki bunda bir şey. Compilation yönetimi ne olduğunu söyledik. Her bir compilation yönetimine özel bir tane name namespace var diyor. Main de burada adam kendisi using dtime, savage digital time diyerek bunu da oradan kullanıyor. Zaten CLC'inler de var. Burada göstermek için bunu da yapmış bakın. CLC yine burada da. Esasında sen CLC da kullan. İkisini de ben kullanmadı sandım birden beri. İkisini de kullanmış. End of line nerede? Şurada. O da kullanmış diye burada. Herhangi bir using falan ifadesi de yok burada. Bunu nasıl compile edelim ben? Söyleyeyim ben. Kaç tane GCC, G++ çağıracağım? 3 tane dosya var elinde. Dtime CPP bu. Dtime H bu. Bir de time demo CPP. İki tane G++ çağıracağım. Her bir G++ çağırmam bir tane compilation unit yapar. Dolayısıyla iki tane compilation unit var. İki compilation unit de iki tane name namespace olacak. Name namespace'lerin içerisinde bir tanesinde şunlar var. Diğerinde time demo'da hiçbir name namespace kullanmamışım burada. Name namespace kullanmamışım. Şuna da bakın, unname namespace yapabilirdim. Bunu unname namespace yapmanın yolunu söyleyeyim. Namespace diyor. Ondan sonra şunu yapalım yine. Ve bu. Bu kadar. Şimdi readR ne oldu? readR burada. Bakın şurada readR kullanabilirim hala. 20. satırda. Çünkü ne? Bu readR bu compilation unit'ine özel bir unname fonksiyon oldu. Zaten bu main'de bu compilation unit'in içerisinde. Bu readR'ı doğrudan çağırabilirim ben. ReadR'ı buradan doğrudan çağırabilirim. Bu arada şunu da yapmam lazım. Şunu da yapmam lazım. Bunu unutmayalım. Çünkü bu da unname namespace'in içerisinde. Bu da unname namespace'in içerisinde. Diğer türlü unname namespace'in içerisinde tanıdıktan readR prototipi mi olacaktı? Global namespace'de bir readR mı olacaktı? Birbirleri, yok karışıyor bunlar birbirleri. İki tane farklı şey mi olacaktı? ReadR mı olacaktı? O
olmaz böyle, bunu yapman lazım. Böyle yapmanın bir gereği yok çünkü zaten bu lidarı mailin içerisindeyim. Başka birileri bir yerlerden çağıracak falan hali yok. Böyle yaptığın zaman artık şurada yaptığım gibi tutup bunları private, static falan filan yapmak zorunda kalmıyorum. Hedefim bunları dış dünyadan gizlemekti. Dış dünyadan gizlerken sınıfın içerisinde private fonksiyon yaptım. O da hoşuma gitmedi. Aslında bu sınıfın üyeleri değil bunlar. Yani benim datamın üzerinde çalışmıyorken encapsulation neydi? O datanın üzerinde çalışan fonksiyonları kapsüllersinde, değil mi? Bu diyor, yeri doğru değil yani bunların. Bir yandan diyorsun ki datanın üzerinde çalışmıyor. Sınıfında private'leri yaptın ki kimse kullanmasın diye. Ama namespace'ler sayesinde bunları hiç karıştırmadım bile benim temiz şeyime, sınıfıma. Ne yaptım? Onları tuttum. Dış dünyadan gizlemek istediğim için de onları tuttum. DTimeCPP'nin içerisindeki namespace'e gizledim. Kimse artık bunları kullanmaz. C dilinde de var bu esasında. Namespace demek doğru değil ama orada. C dilinde de ne yapıyorsunuz? Eğer bir fonksiyonun global olmasını istemiyorsanız C dilinde, sadece o compilation unit içerisinde kullanılmasını istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Başına static. Başına static yazıyorsunuz. Evet doğru. Söylemiş miydim daha önce? Nereden bildiniz? C'den. Anlatmış. Nereden biliyorsunuz? Normal C mi? Siz de onu okudunuz, öğrendiniz sonra. Tamam, helal olsun ya. Şaşırttınız beni. Tamam, böyle şaşırttım baba. C dilinde de başına static yazıyorsunuz fonksiyonların başına. Tamam, fonksiyonların başına. Static. Sadece fonksiyonlar değil, global değişkenlerin başına static yazabilirsiniz. Global değişkenin başına static yazarsanız C dilinde, o ne maniye geliyor? Bu bir global değişken değil esasında. Sadece bu compilation unit'inde geçerli globalımsı bir değişken diyorsunuz. Tamam mı? O nedenle biz sınıfın içerisinde geçen statik değişkenleri ilklendirmek için global seviyede hani diyoruz ya A sınıfının B diye bir tane integer'i var, onun ekleri 5 olsun diyoruz ya, onun başına statik yazmıyoruz. Onun başına statik yazsanız compile hatası gelmiyor. Ne geliyor? Ya bu bir static global'muş falan gibi bir mana geliyor. O da işleri karıştırabiliyor. Hatırladınız değil mi o statikleri nasıl eklendiriyoruz? Statik eklendirmek için global seviyesinde bir şey değişkenmiş gibi düşünüyorduk onları. Ama başlarına onları static yazmıyoruz. Global seviyede. Çünkü o C'deki statikle işler karışıyor. Tamam, bu unnamed namespace. Kullanışta kullanabildiğiniz doğru yere de kullanın bunu. Unnamed namespace'de insanlar global namespace'i bazen karıştırırlar. Tamam mı? Tabii ki aynı değiller. Global namespace'te yazdığınız her şey esasında bir namespace içerisinde değilseniz o namespace'e gidiyor. İsim vermenize ya da ben bir namespace yapıyorum falan demenize gerek yok. Her şey global scope'da. Unnamed namespace'de isim vermeden ben namespace yapıyorum diyorsunuz. Ve local scope. Dolayısıyla global'luk diye bir şey yok. Bir projenin içerisinde bir tane global scope var. Global namespace var bir projenin executable'ın içerisinde. Ama unnamed namespace sayısı compilation unit sayısı kadar. Compilation unit sayısı kadar. Şöyle tehlikeli durumlar olabilir yalnız bakın. Şöyle bir şey yapsaydım. Bu digital time switch'in içerisinde bir tane namespace digital time switch var değil mi? Şuranın en sonuna namespace deyip ondan sonra o üç tane fonksiyonu burada sıralasaydım. Namespace deyip bu üç tane fonksiyonu burada sıralasaydım. Neydi bir tanesi? Redar mı? İşte parametreleri her neyse bilmiyorum. Ne olurdu bu? Yukarısı konulmuyor. Şimdi dtime HR'de include ediyorum, bir dtime CPP'de include ediyorum, bir de time demo CPP'de include ediyorum değil mi? Ne olurdu bu? Compilation unit'i düşünün. Şimdi dtime için compilation unit hangisi? Dtime için compilation unit hangisi? Bir tane yok, iki tane var değil mi? Çünkü dtime için hem time CPP'den include ediyorum hem de time demo CPP'den include ediyorum. O zaman bu namespace, unnamed namespace'de içerisinde bulunduğu compilation unit'in bir parçası olacak. Bunu yaptığım zaman bu redar
tüm compilation yönetlerin parçası olmaya başlıyor. Değil mi? Tüm compilation yönetlerin unnamed namespace'lerin içerisine giriyor. Dolayısıyla header'ların içerisinde unnamed namespace kullanmak birazcık değişik, tehlikeli. Böyle yaptığım zaman ben sanki global namespace'e benziyor ama tabii değil tabii. Tüm compilation yönetlerin içerisine girecek tane redaver yaptım burada. İstediğiniz şeyler gelmeyebilir burada. Buna dikkat etmek lazım. Şeyi anlamak için güzel bir nokta bu. Compilation yöneti anlamak için güzel bir nokta. Her bir CPP'nin sanki kendisine ait bir unnamed namespace'i varmış gibi düşünebilirsiniz ama her bir header'in kendine ait bir unnamed namespace'i yok. Çünkü header'lar birden fazla CPP tarafından encode ediyorlar. Bu durumda iki tane CPP'nin aynı compilation unitine sahip olma şey nedir? Yolu nedir? Yapabilir misiniz? İki tane CPP aynı compilation unit içerisinde olacak. Nasıl yaparsınız onu? Bir daha söyle. Evet, bir CPP dosyasından başka bir CPP dosyasını include ederseniz eğer o iki CPP dosyalarının unnamed namespace'leri aynı olur çünkü compilation unitleri aynı. İki dosyayı tek bir compilation unitle compile etmiş olabilirsiniz. O zaman makefile'lara falan ne gerek var? Tüm şey yapalım. Mesela şu time demo'nun içerisinde şurada include time age altına da include D-Time CPP yazsam ne olur? Sadece bunu compile edelim. Tek compile şeyini. Güzel mi? Ne olur? D-Time için compile olur mu? CPP de kullanılır D-Time için. Bu, bunu yaptım şöyle. Sildim bunu. Ve bu annenin namespace'i sildim. Tamam, burası da tamam. Bunlar yok, bunlar kafamızı karıştırmasın. Yapacağım tek şey şunu şuraya CPP yazmak değil mi? Şuraya. Bu kadar. Sadece bu dosyayı compile edeceğim. Time demo CPP'yi compile edeceğim. Header ne include etti? Aldı. Bunu include etti? Aldı. Compile olması lazım değil mi? Niye bu tekniği kullanmıyoruz o zaman? Evet. Bunu yapanlar vardı ya. Bir ara bir nesil vardı. Bundan birkaç yıl önce. O nesilden birkaç şeyi boğacaktım ben. Bunu yapıp duruyorlardı, deli diyorlardı beni. Yapmayın diyordum. Kitabın dilinde mi okumuşlar? Bir abileri mi göstermiş? Bir bilmiyorum, hiç hatırlamıyorum. Kötü bir şey yani, bunu yapmayın. Ama niye yapmıyor, onu söyle. Compile süresini uzatır. Yalan söylemeyeceksiniz. Ama yalan söylemenin niye kötü olduğunu da vereceksiniz. Niye yalan söylememeliyiz? Biliyor musunuz? Çünkü yalan söylerseniz... söylediğiniz yalanı hatırlamak zorundasınız. Bu kötü zor bir şey, hatırlayamazsınız. Ben buna ne yalan söylemiştim, buna ne yalan söylemiştim, aynı yalanı söyledim. Her zaman gerçeği söylerseniz bir tane gerçek olduğu için bir şey hatırlamanıza gerek yok. Hatırlıyorsak söyleyebiliriz. Bu, tamam mı? Bu yüzden yalan söylemeyin. Siz yalan söylemeyin. Bunu da yapmayın. Bunu ne yapmıyoruz? Söyle. Compile süresini uzatma, onun birini değiştirdiğiniz zaman sadece onu compile etmek yerine komple... Evet, yani 1 milyon satırlık projeden bahsediyoruz. Her dosyanın içerisinde biner tane satır var. Ne olacaktı eğer ben böyle yaparsam alt alta bunların hepsini include edecektim birer birer, 1000 tanesini birden. Ve onlardan herhangi birisine bir değişiklik olduğu zaman her şeyi 1 milyon satır birden compile etmek zorunda kalacaktım. Incremental olacaktı. O kötü. İşin kötüsü de şu, biliyor musunuz? Yani sanki 1 milyon satırla ben tek başıma uğraşıyormuş gibi anlatıyorum ama 1 milyon satırın üzerinde 100 tane developer çalışıyor. Eğer her biri de ayrı ayrı 1 milyon satırı her seferinde compile etmek zorunda kalırsa ortaya çıkan verimsizliği düşünüyorsunuz değil mi? Yani her bir insanın 10'ar dakika kaybetmesi, ayda $20,000 verdiğiniz mühendisin her compilation'a 10'ar dakika kaybetmesi senin için çok büyük bir zarar. Bu iyi bir şey değil, proje haline gelmiyor. Bir de ayrıca kod lazım burada değil mi? Yani D-Time CPP'nin kodu bende yoksa ne olacak? Değil mi? Şimdi ben belki kendi yazdığım var ama ben bir yerden aldım bunu. D-Time O var elimde ya da şeyi var sadece. Kütüphanesi var. Her zaman bu kod benim elimde olmayabilir. Link edeceğim o zaman. Bu güzel bir yöntem değil. Bunu yapmayacaksınız. Bunu yaparsanız ama elinizdeki tüm CPP dosyalarının unnamed namespace'leri aynı olur. Oraya dikkat etmek lazım. Çünkü unnamed namespace'in esnek tarafı namespace'in ismi olmadığı için bir yerlerden kullan diyemiyorsun. Kötü tarafı da bu türlü şeylerde eğer bir dosya bir dosyayı include ediyorsa unnamed namespace'ler aynı oluyor. Tamam, döndüm tekrar buraya.
Global namespace ile name namespace'i karıştırmayın birbiriyle. Aynı manaya gelebilir bazı nadir durumlarda ama aynı değiller. Name namespace'de isim falan filan yok. Global'da da yok diyeceksiniz, vermiyorlar ama global namespace var. Name namespace'ler bazı bilgileri, bazı değişkenleri, sınıfları sadece o compilation yöntemiyle geçirilir olmasını istiyorsak, dışarıdan gizlemek istiyorsak burada kullanılıyor. Yani public private'ın sanki bir yeni versiyonu gibi değil mi? Private ne sınıfın içerisinde kalacak, kimse görmeyecek. Name namespace'de olanlar da o compilation yöntemi içerisinde olacaklar, başkaları görmeyecek. Efendim? Bilgisayar mühendisliği bölümü ben saat... ben saat 10.50 gibi dersten çıkacağım, aşağıda sizi bulurum. Teşekkürler. Tamam, bunun hakkında konuştuk. En çok sorulan soru. Nedense bu sınıfta şey var böyle bir iç içe sınıflar, iç içe fonksiyonlar, iç içe namespace'ler. Sizin şey özel merak alanınız. Evet yapabilirsiniz. Namespace S1, namespace S2 iç içe olabilir. Tabii S2'nin içerisinde olan bir sample'a erişmek için eğer qualifying name kullanıyorsanız, sample'ı çağıracaksanız eğer S1'in içerisindeki, S2'nin içerisindeki sample'ı çağırıyoruz demeniz lazım. Evet, nested class gibi aynı. Nested class gibi. Kullanabilirsiniz. Sık kullanılıyor da esasında bu. Şeyler bir namespace ile de başka bir namespace kullanabilir. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer using directive yapacaksanız işte using S1 binary scope S2 diyebilirsiniz. Using namespace. Onu da söyleyebilirsiniz. Hocam. Evet. Peki using S1 dediysek sonra S2 üzerinden qualify edip mi? Eğer using S1 dediysen o zaman şunu demene gerek yok başlangıç kısmı. S2'nin sample'ı dediysen. Tamam, hiding helping functions konusunu zaten biraz önce anlattım. İşte bir helping function, helper function esasında sınıfın bir parçası değil, yardım ediyor. Yardım etmek demek sınıfın parçası olması manasına gelmiyor. Çünkü sınıf encapsulation veri ve veri üzerine çalışan fonksiyonların bir arada bulundurmasıydı. Helper fonksiyon veri üzerine çalışmıyor. Sadece yardımcı. Bunları yalnız koymamız gerektiği bir yerler var. Global fonksiyonlar hoşumuza gitmiyor. Koyacağımız yer ise bunları. Bizim koyacağımız yer bu türlü yerler. Unnamed namespace neyse koyduğumuz zaman place in the class implementations unnamed namespace gördüğünüz gibi. Class implementation unnamed namespace. Burada gördüğünüz gibi onları dış dünyadan saklamış oluyoruz. Hiding helping functions. Saklamamamızın nedeni neydi saklıyoruz dış dünyadan? Kıskançlığımızdan değil. Yanlış ellere düşerse birileri kötü şeyler yapar, bana zarar verir falan değil. Eğer bu türlü fonksiyonlar müşterim tarafından kullanılmaya başlarsa eğer kendimi bağlamış oluyorum. Değil mi? Kendimi bağlamış oluyorum. Yazılımın bir sonraki versiyonda eğer bu yardımcı fonksiyonları değiştirirsem ya da yok edersem ya da yenilerini yaparsam müşteriden fırça yiyorum. Diyor ki daha önce bunu vardı kaldırdım ben buraya. Redower diye bir fonksiyonum vardı. Ben bunu rahat rahat kullanıyordum. Şimdi yok. Nereye gitti? Ya ben Redower'ı ben kendime yardımcı olsun diye yapmıştım. Ben senin kullanmanı istememiştim ki falan. O tür şeyler ben en azından kaçınmış oluyorum. Gizledim. Hiç adam kullanamıyor bile. Bir şekilde hile yaptı. Kullandı. Onun problemi. Yani hile yapıp kullanıyorsa her zaman için şeyi söyleyebilirim. Her zaman için. Yani adamın bir tanesi var. Gelip o dönüşü yapılması yasak bir yerden gelip o dönüşü yapıyor. Orada levhasını koymuşsun o dönüşü yapılmaz diye. Tamam mı? O dönüşü yapıyor yani kanunsuz iş yapıyor sürekli. Ertesi gün oraya bir duvar ördünüz. Adamı şikayet etme hakkı yok. Ya ben buradan o dönüşü yapıyorum. Zaten yasaktı orası. Niye o dönüşü yapıyorsun diyebilirsiniz. Bu da birazcık ona benziyor. Tamam. Faydası eğer fonksiyonlarımız statik fonksiyon gibi objesiz çağırması gerekiyorsa ama global olmasını istemiyorsam kodumun temiz olmasını istiyorsam bunu buraya koyabiliriz. Zaten o türlü fonksiyonlar ta dönemin başından beri söylüyordum. Beni rahatsız ediyor. Nereye koysak bunlar acaba? Global mı yapsak? Private mi yapsak? Statik mi yapsak? Falan derken en güzel yeri burası buldum. Beni rahatsız eden başka bir şey daha var. O da yakında efendim. Size yazıyoruz onları. Onlar anlayayım. Namespace'i gördünüz. Constant size? Hayır, şey sabit değerler oluyor.
Ha şey mi diyorsun, global olsun mu diye mi? Ha global olanlara anlayabiliyor. Bunu yapmıyoruz, öyle bir şey yapmadık hiç. Yapmaz mı? Yapmıyoruz ki öyle bir şey yapmadık. Yani global değişken, global sabit kullanmıyoruz hiç. Global sabitleri de eğer kullanma, mesela şu, şundan mesela hiç hoşuma gitmiyor. Siyahut'un global olmaz. Ya gerçi STD namespace'in içerisinde ama hala global bunlar. Tamam mı? Bunun daha güzeli bir sınıfın içerisinde static data member, static public data member olabilmesi. Mesela Siyahut bir sınıfın içerisinde static public data member olarak olsaydı global olmazdı. Değil mi? Hiçbir şeyle karışma ihtimali olmazdı zaten. Java sürekli mesela pi rakamı Java'da global olarak var ama matematik sınıfının içerisinde public static data member olarak var. Math işte iki nokta üstü tek nokta pi demeden gelmiyor. O nedenle global yapmak zaten mümkün değil Java dilinde. C++ böyle bir çözüm bulunabilir de yapmamışlar. Tamam, hiding helping function hakkında da konuştum. Bu chapter'ın sonu da burası arkadaşlar. Burası 11. chapter'da. Sorusu olan var mı separate compilation ve unnamed namespace'ler hakkında? Namespace'ler hakkında. İkisi de C++'ın daha object oriented yapmak için kullanılıyor. Birazcık da CTA ile karışmış. Evet. Tamam. Java'da header diye bir şey yok. Java'ya geldiğimiz zaman göreceksiniz header'sız yaşıyorlar. Olan geçtikleri çözüm çok daha farklı. C'li C++'ın dilinde birazcık daha avantajları daha fazla söyleyelim. Bunu da tabii avantajları ama avantajları daha fazla. Java'da ama header yok. Yani müşterilerine hiçbir zaman yazdığınız kod parçasını vermiyorsunuz. Onun yerine başka bir dokümantasyon veriyorsunuz. Tamam, sorunuz yoksa arkadaşlar ben bir sonraki chapter'a geçeceğim. Bir sonraki chapter. 12. chapter. 12. chapter'da IO chapter burası. IO chapter'ı var burada. Streams and file IO. Bunu daha önceden ben size okuyun demiştim. Mustafa bunun hakkında konuştu mu hiç? Size IO'yu falan attım. Siz kendiniz okuyorsunuz değil mi bunu? Tamam. Okuyup anlamadıysanız eğer bir daha okuyup bir daha anlayın. Çünkü ben bunun hakkında konuşmayacağım. C++ ile alakalı bir şey yok. Şu chapter tamamen IO Stream Include ile alakalı bir chapter. Tamam mı? C++ ile alakası yok. Standart kütüphanesinin bir parçası. Önemsiz değil. Sadece ben bunu gene zaman harcamayacağım. Ben birazcık daha C++ tarafında konuşmak istiyorum. Nasıl olsa benim bir işim çıkar bir yerlerde. Tamam mı? Gittiğim zaman Mustafa'ya söylerim. Bunun üzerinden bir geçer. Efendim? Size de. Evet. Teşekkürler. Tamam. 13. chapter'a başlayacağım ben. 12. chapter sizin. Okuyacaksınız, anlayacaksınız, ezberleyeceksiniz. Her tarafından soru sorabilirim. 13. chapter. 13. chapter recursion'la alakalıydı herhalde. 13. chapter recursion'la alakalıydı. Nerede 13. chapter? Nerede? Var mı? Hatırladım. Recursion. Altın induction yapacak. Induction ne izliyorsunuz? Induction neydi? Matematikte bir arma mı? Tüme var mı? Induction ile recursion birbirine aynısı. Discrete matematik dersinde induction'ı gördünüz. Kaç kişi aldı discrete'i? Niye bu kadar az yapıyorsun? Ayrık matematiği alıyor, şu dönem alıyorsun. Discrete deyince yarısı kalıyor, ayrık matematik deyince hepsi kaldırıyor. Discrete matematik demek, ayrık matematik demek. Söylemediler mi size? Zafer Herkes Hoca anlatıyor, ne diyor? Ayrık mı diyor? Niye yapacaksın onun yarısı kaldırmadan? Induction anlatmıştır orada. Ben şey bazen geçiyor ya işte discrete dersi versek vermesek ben vereyim sen vereyim falan filan. Discrete dersi vermek gerçekten çok önemli bir ders discrete dersi, matematik dersi. İşin teorisini falan anlatıyorlar. Hiç, bilgisayara dokunmadan her şey kalem, düşünüyorsun, yapıyorsun, teorisini öğreniyorsun.
zor, nasıl anlatırsınız falan filan diye hocalara tartışıyoruz da gerçekten işleri zor onların. Benim işim birazcık daha kolay. Bakın işte iş görüşmelerinde şunu sorular falan filan deyince sınıf, para deyince zaten öğrencinin gözü döner. Para kazanacak, dinleyin. Diskritçi hocanın öyle bir şansı yok. Arkadaşlar bunu interview'de sorarlar falan. İnterviyede pek diskrit sorusu sorulduğunu duymadım. Türkiye'de sormuyorlar, başka yerde falan belki soruyorlardır ama orada anlatılan şeyler çok önemli. Yani o altyapıya sahip olmanız, o düşünce tarzına sahip olmanız sizin kodlama yeteneğinizi de geliştiriyor, mühendislik yeteneğinizi de çok geliştiriyor. Alt tarafta ne döndüğünü anlıyorsun. Induction anlayan birisinin recursion'u çözememesi, recursion'un ne olduğunu anlamaması mümkün değil. Onu anlayan birisi de zaten algoritma tasarımı, algoritma analizi falan konusunda diğerlerine göre oldukça avantajlı yerde olabilir. Yani bu türlü teorik dersler, ya teorik, ya matematik öğrenmesek de olur, işimize yaramıyormuş falan diye düşünmeyin. Ben ne diyorum? Genelde bu ders, C++, object oriented dersi önemli. Zor bir ders de değil, birazcık zaman harcarsanız yapamayacak kimse yok diyorum burada. Böyle üst üste alıp da bu dersi, işte ikinci, üçüncü senesinde geçen arkadaşlardan duyduğum benim hep, ya bu kadar kolay mıymış, biz bu dersler niye kalmışız falan dediklerini duyuyorum. Bir daha yüzüme de bakmıyorlar zaten, soru falan da sormuyorlar. Kavramış oluyorlar, anlamış oluyorlar. Neyi anladığını anlayınca, tamam, ondan sonra sorgulamıyor artık. Anlamadığın zaman insan soruluyor, ya ben niye anlatıyor ki bu, niye statik, niye önemli ki ya, şu niye önemli ki falan filan diye. Anlamadığın zaman insan çok soruluyor. Discrete de öyle düşünün. Yani anladığınız zaman, ya bu böyleymiş, demek ki böyle olması gerekiyormuş, iyi ki de almışım falan, iyi ki de anlamışım, iyi ki düzenine gitmişim falan diyeceksiniz. Sözüme güvenin yani, buradaki olan dönen şey neyse, oradaki dönen şey de o. O türlü derslerde, teorik derslerin temellerini anlamanız sizi diğerlerine göre, anlamayanlara göre çok daha iyi bir yere getirecek. Şimdi, recursion birazcık aynı şekilde insanlardan çok duyuyorum. Recursion ne işe yarıyor da bize anlatıp duruyorsun? Bize recursive sorular soruyorsun sınavda, finalde. Finalde kesin gelecek bir tane recursive sorusu. En az 20-25 puan değerinde olacak. Zor da değil yani, recursion anlamak zor bir şey değil. Bir iki tane kuralı var. Recursion'dan bahsederken ben, bir, recursive fonksiyon nasıl yazılır? Onun hakkında konuşuyorum, o bir. İkincisi de recursion'un altında ne dönüyor onu da anlatıyorum, tamam mı? İki tane şey anlatıyorum. Recursion'un altında dönen şeyler fonksiyonların nasıl çalıştığı, lokal değişken ne demek, objenin kopyalar dönmesi falan ne demek gibi şeyler hakkında, stack hakkında bayağı bir şey söylüyor size bunu. Bunu bilmek güzel ama gerçek halde recursive fonksiyon yazarken o bilgiyi çok fazla kullanmıyorsunuz. Onun yerine induction yapıyorsun, tamam mı? Induction yaparken ne vardı? Birkaç tane adım söylüyorlar. Diyorlardı ki induction'da, induction'ın 3 tane kuralı var. Bir defa bir şeyiniz olması lazım. Verilen problemin en 1 için, 2 için, 3 için çok basit durumlarda doğru çözülebildiğini göstermeniz lazım. Induction'da verilen en şey nedir? En basit problem hemen şunu çözdürürler. Nedir? Evet, birden n'e kadar olan tüm tam sayıların, integerların toplamının n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu gösterin derler, değil mi? Ondan sonra ki bunun ispatını nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapacağız. N 1 için yapın. 1 çarpı 1 artı 1 2 bölü 2 ne yaptı? 1 çarpı 1 artı 1 2 bölü 1, 2 bölü 1, 2, 1, 1, 1. Tamam, tuttu. Tamam, kendim 1 için doğru. 2 için, işte 2 çarpı 3 bölü 2 yine o da tuttu. 1 artı 2, 3 etti, o da tuttu. 1 ile 2 için doğru. Sonra ne yapacağım? K için. İşte n eşittir k için doğru olduğunu varsayacağım. N eşittir k artı 1 için doğru olduğunu eğer gösterebilirsem varsayımdan yola çıkarak, o zaman bunu ispatlamışımdır. Nereden çıktı şimdi bu? Nasıl ispatlamış oluyorsun? Eğer bunu gösterebilirsem, yani n eşittir k için doğru olduğunu varsayarak k artı 1 için doğru olduğunu gösterebilirsem, başta n eşit 1 ve 2 için doğru olduğunu da göstermiştim. Bu ispatı sürekli olarak kullanarak, mesela n eşittir 2 için doğru olduğunu biliyorum ya, k için doğru olduğunu farz edip k artı 1 doğru için olduğunu da gösterdim. O zaman aynı şeyi burada kullanabilirim. Yani n yerine 2 koydum, o zaman n'in 3 için doğru olduğunu gösterebilirim. N yerine 3 koydum, 4 için doğru olduğunu gösterebilirim. N yerine 4 koydum, 5 için doğru olduğunu gösterebilirim. Bu N'i arttırarak sonsuza kadar göstererek tüm sayılar için bunun doğru olduğunu gösterebilirim. Tamam mı? Temelinde bu var. Recursion da öyle bir şey. Recursion'da diyoruz ki, bize verilen bir problem recursion için ne veriliyordu genelde? Derler ki, faktöriyeli hesaplayın. Değil mi? Faktöriyeli hesaplayın. Faktöriyeli için hesaplayan bir tane recursive fonksiyon yazın.
induction'la faktöriyel için yazılmış bir fonksiyonun doğru çalıştığını nasıl ispatlarız? Kalem yok mu ya? O da benim bir kalem var. Bir şey getirmiyorum. Sen de bir de kalem var derse adamlar. Çıkarsın o kalem. Çıkacak mı senden şimdi bir kalem? Aslında kimde var kalem? Söylemek istedim. Sen gözünde şöyle yap. Orada bir de var. Senin kalem olan gelmedi ya. Gelmedi mi? Alıp gelebilir miyim? Nereden alacaksın? Var bende. Nerede? Dolabında var. Bir zahmet ya. Dolabının aklını izin. Şimdi bir köyse bir fonksiyon yazacağım. Buraya da yazabilir miyim? Oraya sana daha iyi dur. Bunu da ben kapatalım. Ne diyorduk recursive fonksiyon yazarken? Aynen induction gibi birkaç tane kuralımız var. İlk önce base case var. Base case'in doğru çalıştığına emin olun. Base case doğru çalışıyorsa yapacağınız şey, tamam mı? İşte n eşit k için doğru olduğunu varsayıp n eşit k artı 1 için n eşit k için doğru olduğunu varsayıp n eşit k artı 1 için problemi çözeceğiz. Bizim faktöriyel fonksiyonumuz prototipi nasıl? F olsun ismi. F olsun ismi. Bir tane integer alıyor. Integer aldığımıza göre iyi olacak. Ne return edecek bu? Bir tane integer return edecek. Tamam, hemen base case'imi yazıyorum. Eğer i birden küçükse, negatif sayılar içinde bu matematiksel olarak doğru değil. Negatif sayıların faktöriyeli yok ama eğer i birden küçükse, hemen bunun çözümünü biliyorum ben. Bunun çözümü bu. Değil mi? Böyle mi yapalım? Evet. Şöyle yapalım. Tamam. Bir karakter, bir tane karakterden tasarruf ettim. Bir karakter. Kurtardım. Tamam. İkiden küçükse grup faktörü verir. Daha sonra sıfırla biri kullandım. Eksiler içinde bir verecek. Çok doğru değil ama idare edelim. Tamam. Daha doğrusu sıfırdan küçükse olduğu zaman bunun şey vermemesi lazım. Cevap vermemesi lazım. Base case'im bu. Yani sadece iki tane sayı için çalışıyor şu ana kadar. 3, 4, 5, 6 için falan filan çalışmıyor. Aynen induction'da olduğumuz gibi. Düşüncem şu. Diyorum ki Bana verilen sayı, tamam mı? Diyelim ki şey olsun, k artı 1 olsun. K için doğru olduğunu düşünüyorum. K için doğru olduğunu, bu fonksiyonun hesapladığını düşünüyorum. Öyleyse ben diyeceğim ki, birisi bana verilen sayıdan bir küçüğü için bunu hesaplamış olsun ve sonucuna buraya t, tamam mı? T'de biraz artıya benzedi. Şöyle yapayım. Tamam. Fonksiyonu çağırdım f-1 için. Bunun bana doğru sonuç verdiğini varsaydım. Eğer f-1'in faktörlerini birisi hesaplayıp bana verdiyse, tamam mı? Pardon, i-1'in faktörlerini birisi hesaplayıp bana verdiyse, ben i-1'in faktörlerini ile çarparak i faktörlerini bulabilirim. Değil mi? O zaman ne yapacağım? Res diyeceğim. I çarpı t. İşte benim faktörlerimin sonucu bu. Ve return res diyeceğim. Biraz fazla şey kullandım. Anlaşılsın diye. İçi değişken kullandım. Hesap burada. Tamam, bu benim faktöriyel şeyim. Bu benim faktöriyel fonksiyonum. Recursive olarak bunu yazdım. Recursion demek ne demekti? Hiç konuşmadığımı söyledim ama bir fonksiyonun tanımı recursion'u. Eğer bir fonksiyon kendi içerisinde kendisini çağırıyorsa ona recursive fonksiyon denir. Recursive fonksiyonun base'i vardır şudur falan demiyor. Bakın tanımında bu var. Gerçek tanımında, en temel tanımında. Bir fonksiyon eğer çalışırken
kendisini doğrudan ya da dolaylı olarak çağırıyorsa buna recursive fonksiyon denir. Dolaylı ne demek? F G'yi çağırıyor, G de F'i çağırıyor mesela, değil mi? O da yine recursive oluyor. O da yine recursive oluyor. Burada ben recursive'yi çağırdım, saldım. F kendisini çağırıyor, recursive. Tamam. Recursive fonksiyonu base case çağırdım. Bitti. Base case'i tamam garanti ya. Arta kalanına bakıyorum. Eğer diyorum benim elimdeki problemden daha küçük bir problemi çözebilecek birisi varsa x-1'in faktöriyelini hesaplayan birisi varsa onu kullanıyorum. x-1'in faktöriyelinde varsa benim onu i ile çarparak i faktöriyel elde edebilirim. Bunu söyledim. Tüm şeyim bu. Recursive fonksiyon yazarken kullandığım teknik. Bu induction'da bunun doğru olduğunu ispatlayabilirim. Nasıl ispatlayabilirim? İ 0 için çalışıyor mu? Çalışıyor. İ 1 için çalışıyor mu bu? Çalışıyor. Tamam. Onu da gösterdik. Diyeceğiz ki o zaman İ eksi 1 için çalıştığını, doğru çalıştığını ben eğer varsayarsam İ için doğru olduğunu bu da gösterebilir miyim? Evet. Çünkü İ faktöriyel matematikleri yazdığı şekilde İ faktöriyel esasında İ çarpı değil mi? İ eksi 1'in faktöriyelidir. Eğer bu doğru bir şekilde hesaplanmış sonra ben i ile çarparak i faktöriyeli bulabilirim. Burada da yaptığım doğru. Induction'da bunun doğru olduğunu esasında ispatladım. Recursion'da induction değil mi? Birbirinin hemen aynısı birazcık tersi gibi çalışıyor gibi. O nedenle recursive olarak yazmış olan fonksiyonlar, bakın şu ana kadar hiç böyle bir şey yapmadınız. Şu ana kadar sizin yazdığınız bir fonksiyonu matematiksel olarak doğru çalıştığını ispatlamadınız. Induction sayesinde onu ispatlayabiliyorsunuz. Bu fonksiyon doğru çalışıyor, ispatı var. Matematiksel olarak ispatı var. Şu ana kadar yazdığımız hiçbir fonksiyonda bakıyorum, gözle kontrol ediyorum. Şu durumda çalışır mı, burada çalışır mı, şöyle olur mu, böyle olur mu diye bakıyorum, gözle kontrol ediyorum. Burada induction benim için çok kibar ve basit bir şekilde bir fonksiyonu ispatlamam için matematiksel zemin hazırlıyor. O nedenle matematikçiler bu işi çok seviyorlar, recursion işini. Hatta ilk yapılan dillerden bir tanesi, ilk yüksek seviye dillerden bir tanesi, Lisp dili, tamamen recursion üzerine dayalı. Fonksiyonel diller recursion'u çok kullanırlar. Çünkü dediğim gibi temelleri çok sağlam, matematik olarak sağlam. Hafıza kullanımı fazlaydı, işte verimsizdi falan gibi şeyleri, bunlar üzerine çok fazla konuşuyor. Tamam, induction'la recursion arasındaki bağı söyledim. Bunun üzerine daha fazla konuşmayacağım herhalde. İlk önce birkaç tane recursive fonksiyon yazalım. Ondan sonra bir köyün içerisinde ne var? Yarın sabah devam edelim diyeceğim ama çok da zamanım kalmadı. Gitmeden önce bir tane recursive fonksiyon yazalım. Genelde recursive fonksiyonlar yazılacak. Bu derste yazacağım tüm recursive fonksiyonları iteratif halde çevirebilirsin. Çok rahat bir şekilde. Zaten şey yok. İspatı var. Recursive yazılan her şey iteratif yazılabilir. Yazmanın yolu da var esasında, tamam mı? İteratif yazdığınız çoğu şeyi de çok basit bir şekilde recursive'e çevirebilirsiniz. Zorlarsanız onu da recursive'e çevirebilirsiniz. Birbirine denklikleri var. O nedenle bu derste recursive olarak yazdığınız her şeyi iteratif'e çevirebilirsiniz. Bazen de çok daha da kolay da olacak ama recursion'u göstermek için bazen bu türlü şeyler yapıyoruz. Yani iteratif olarak daha kolay yazabildiğin halde recursive yazdığımız oluyor. Veri yapıları dersine, algoritma dersine geldiğiniz zaman öyle fonksiyonlar gelecek ki karşınıza iki satırlık recursive fonksiyonu iteratif olarak yazmak için yüzlerce satır yazmak zorunda kalacaksınız. Tamam mı? O duruma geldiğiniz zaman recursion nasıl çalıştığını bilmeniz gerekiyor ki o türlü kodları yazıp anlayabilirsiniz. Diğer türlü birazcık o tür kodlar zor oluyor. Nasıl kodlar biliyor musunuz onlar? Şöyle kodlar mesela. Ağacı duydunuz değil mi? Ağaç denen şeyin 101 dersine kesinlikle anlatmışlardır. Burada bir tane ağaç var. İşte ağacın içerisinde sayılar var. Şu özelleşmiş bir tane ağaç. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Burada 8 var, burada 17 var. Burada binary search tree, evet bu. Burada 2 var, burada 9 var. Burada 12 var. Burada 19, 27 var. Bu binary search tree. Ağacın sol tarafı kesinlikle kendisinden daha küçük. Yani şuradaki rakamların hepsi bundan daha küçük. Şuradaki rakam hepsi bundan daha küçük. Buradakilerin hepsi bundan daha küçük. Buradakilerin hepsi bundan daha küçük. Hangi noktaya bakarsanız bakın bu ilişki var. Sol taraf sürekli küçük, sağ taraf daha büyük.
Birisini ararken mesela ben 15 arıyorum. Ondan daha büyük buraya geldim. 17'den daha küçük buraya geldim. 12'den daha büyük yok. 15 burada yok. Çok hızlı bir şekilde arayabiliyorsun binary search dediğin. Binary search dediğin recursion yazmak çok kolay. Yapacağın tek şey buna bakıyorsun, tamam mı? Buna bakıyorsun. Aynı mı? Değil. Büyük mü? Küçük mü? Büyük. Öyleyse şu tarafa doğru gitmem lazım. Bu tarafa doğru giderken elindeki bakın şurası bir ağaç değil mi? Başlangıçta tıpatıp aynı bir ağaç. Problem tıpatıp aynı, problem küçülmüş bir problem. Büyük ağacın hepsine bakmak yerine daha küçük bir ağaca bakıyorum ama problem aynı problem. Ben hala 15'i arıyorum. Tamam mı? Recursion. Hangi tarafa gideceğine karar veriyorsun. Tıkı tıkı o tarafa doğru giderek yola devam ediyorsun. İterative de yapabilirdim. Bunu recursion yapmaya gerek yoktu ama recursion'da şöyle bir avantaj var. Bu ağacın yüksekliğini nasıl hesaplarsınız? Kaç bu ağacın yüksekliği? 1, 2, 3, 4 tane seviyesi var. Nasıl hesaplarsınız? Kod yazın bunun için. Kafanıza kod yazın. İterative yazmak kolay değil bunu. İterative'de ne var? Yani şimdi biraz önceki iterative yazabilirsiniz. Sağa gideceksin ve sola gideceksin. Ama yükseklik hesabında öyle değil. Ondasın. Hangi tarafa gideceksin? Sağ mı sola mı? Bilmiyorsun. İkisine birden gitmen lazım. 8'e geldin. Hangisine gideceksin? Burada burada. Bir köşede ne yapıyorsun? Diyorsun ki bu ağacın yüksekliği şu ağacın yüksekliğiyle bu ağacın yüksekliğinin bir fazlası diyorsun. Tamam mı? Bu kadar. Bu ağacın yüksekliği nasıl hesaplıyorsak o da yine aynı şekilde. Dolayısıyla iki tane recursive çağrı yapıyorsun. Bir buraya, bir buraya. Böyle durumlarda bunu iterative yazmak kolay değil. Çünkü her bir çağrı iki tane çağrıya yol açıyor. İterasyon da öyle değil. İterasyon da bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki diye gidiyor. Recursion da öyle değil. Recursion da istediğin kadar sağ ve sola doğru açılabilirsin. Hatta eğer ağaç üçlü bir ağaçsa şöyle. Aslında senin bu kalem gitti. Tamam. Bu rengi geçelim. Üçlü bir ağaçsa daha da zorlaşacak iterasyon da bunun. Üçlü ağaçlar falan da. Yani öyle algoritmalar var ki recursive kodu 3-4 satır. Ama şeye geldiğiniz zaman, ileride koda geldiğiniz zaman yüzlerce satır alabiliyor. Recursion'u taklit etmiş gibi bir şey oluyor. Tamam, şimdi bu kadar benim işim var. Bir de benim kalemi ekliyorum. Bir ara buradan.